Merhabalar. Bugünkü aracımız 2014 model Renault Latitude. Araç orijinal donanımında Bose güçlendirilmiş sisteme sahip. Burada Centro hoparlörü var. Bagaj kısmında Panzotto bas ve amfisi mevcut. Joystickli model. Orijinal ekranında TomTom navigasyon vardı. Onun kontrolü buradan sağlanabiliyor. Biz orijinal ekranını aldık. CarPlay'li 7 inç bir Android cihaz uyguladık. Uygulama sırasında direksiyon kumandaları korundu. Arada kullandığımız CAN-BUS modülü bunların kontrolünü sağlıyor. Çağrı geldi. Arka planda CarPlay bağlı. Araçta orijinal donanımında geri görüş kamerası vardı. Fakat biz o kamerayı da değiştirdik. İstesek o kamerayı da kullandırabiliyoruz. Ama biz daha geniş açılı AHD HD bir kamera kullandık. Onda da kullanıcı tamponu görmek istedi. İstediğimiz şekilde açıda ayarlayabiliyoruz onu. 170 derece açıya sahip bir kamera kullandık. Cihazda yerleşik CarPlay de mevcut. Sesli komutlarla cihaza işlem yaptırabiliyoruz. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 20. Cihaz Android işletim sistemine sahip bir cihaz. Harici 2 adet USB mevcut. Araçta orijinal donanımında USB vardı. Biz bir tanesini yine orijinal USB yerinden kullandırtıyoruz. Diğerini kullanıcı torpido istedi. Şase tipi bir USB ile. Onu da torpidoya aldık. Multimedya özelliği sağlandığı için hem cihazın dahili hafızasından hem USB portlarından video oynatılabiliyor. Cihazın dahili hafızasındaki demo videolarından biri. Dilerse kullanıcı hem dahili hafızasına yükleme yapıp oradan kullanabilir. Hem harici disklerle her iki USB portundan da multimedya özelliğini kullanabilir. Onun haricinde internet paylaştırıldığında cihaza Google üzerinden veya Play Store üzerinden çeşitli uygulamalar ve sitelere ulaşım, erişim sağlayabilir. Biz şu an internet paylaştırmadık. Onun dışında kapasitif ekran, IPS dediğimiz bir yapı. Görüntü kaybı her açıdan kayıpsız hemen hemen. Böyle bir cihazı uyguladık aracımıza.